Herkese merhaba arkadaşlar, ben Mirlo. Yine bir tekli 5'e rank maçından herkese merhaba arkadaşlar. Yine George Bull'dayız bildiğiniz gibi. Şey diyeceğim, bu maç biraz böyle pasif oynayacağım. Sona doğru oynayacağım. Oyun sonuna kadar yatacağım. Oyun sonu oynayacağım. Siz de benim taktiği uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Oyun başı hiçbir fight'a girmeden, sağa sola şey yapmadan, biraz alan dışı kalarak oyun sonuna kadar kalabilirsiniz. Oyun sonunda birkaç kill alıp win'e doğru oynamamız, yani sıralamayı düşürebilmemiz önemli. Şurada Toros var. Toros'a ineyim, karşıya geçeceğim ya. Buraya da gelen var. Baksanıza indiler. Neden indiklerini söyleyeyim mi? Benim videoyu izliyorsunuz ya. Videolar hep George Bull'a iniyorum. Önce George Bull'a kimse inmiyordu. Ben videoları çektikten sonra George Bull'a herkes gelmeye başladı ya. Önce adam gelmiyordu. Şimdi 2-3 kişi geliyor. Karşıya geçeceğim. Siz de bu şekilde oynayabilirsiniz. Araba bulabilirsiniz. Bu tarafa gelebilirsiniz. Bu George Bull'un arka tarafında bayağı evler var, tokiler var. Çok fazla bina var. Burada hemen kaçabilirsiniz. Yani sıkıntı yok bu şekilde. Şuradan biraz loot çekeceğim. Biraz da sağlık toplayacağım. Boost filan, kit, sargıdır. Ondan sonra mermileri biraz az alacağım. Ondan sonra biraz nasıl anlatayım, hemen alanın ortasına gidip önceki maçlarım gibi şey tutmayacağım, farklı bir taktik deneyeceğim. Çünkü siz de deneyebilirsiniz bu taktiği. Birçok kişi diyor hani oyun sonuna kalamıyoruz diye. Bu maçı izleyin, oyun sonuna nasıl kaldığımı göreceksiniz. Sadece hani 2-3 circle alanın ortasına gitmeyeceğiz, bu kadar basit. Mini varmış da neyse. DP ile M4 var ya. M4 DP güzel gider de, M4'ün yerine şöyle bir AK'dir, Uzi'dir veya M7'dir olsa daha güzel olurdu. Çünkü yakın mesafe M4 çok iyi değil. Sevmiyorum ben ya yakında M4'ü. Anca orta mesafede güzel. Uzak mesafeye de DP'yi seviyorum. DP daha çok hoşuma gidiyor. Spreylerim daha düzgün oluyor DP ile. Ama M4 de öyle değil ya. M4'te millet çok iyi kullanıyor uzağı falan. Yakında da güzel kullananlar var. Şunu 3x seçek. Bilmiyorum ama ben M4'te çok oynayamıyorum ya uzağa. Güzel gitmiyor spreylerim. Ama DP'yi ver abi. 3x'i de ver. Yargıyı dağıtırım. Herkesin bir şeyi var işte. SLR'la da güzel oynarım mesela. Orta mesafede, uzak mesafe SLR çok iyi oynarım. Yakın mesafe. Botçuk. Botçuk. Arkadaşlar size şeyden de bahsedeyim. Tekli 5'e kasan arkadaşlar. Avrupa birincisi var şu an. Solo Titan diye. Birçok maçta aynı maça denk geldik. Kendisi hiç adam vurmuyor. Sadece oyun başından beri oyun sonuna kadar 8 tane 10 tane bot vuruyor. Bu arkadaşa her maç bu 8-10 tane bot nasıl geliyor ben anlamıyorum. Yorumlayacaksam da şu şekilde yorumlayacağım. Büyük ihtimal teaming yapıyor. Teaming'in yanında hile de var büyük ihtimal. Röntgen var. Ve haritayı sürekli dolanarak botların yerlerini gösteriyor. Sizden bir ricam var arkadaşlar bu solo titan hakkında. Eğer müsait olur da hani sıralamaya 5'e tek sıralamasına girip 1. sıradaki solo titanı şeyden bildirirseniz, teaming'den bildirirseniz çok iyi olur arkadaşlar. Ne kadar çok bildiri olursa o kadar hesabı incelemeye alınır. Çünkü bu adam sezon başında bir haftalık ban yemişti teaming'den. Kademesi sıfırlanmıştı. İlk günler yine ilk sıralardaydı. Banı yiyince kayboldu ama bir hafta sonra yine piyasaya çıktı. Bronz'dan tekrar birinciliğe kastı. 9 KD'si var. Ve denk geldiği maçların hiçbirinde adam vurmuyor. Hep bot geliyor, bot vuruyor. Ben de Fatih Ligi'ndeyim. O da Fatih Ligi'nde. Bana her maç bir tane, maksimum 2 tane bot geliyor. Bu adama da her oyunda maçın başından beri oyun sonuna kadar 10 tane bot geliyor. Ha, teamlikten başka hiçbir şey değil ya. Bot vurarak Fatih olmuş arkadaş. Yani ricam işte bildirirseniz iyi olur. Neyse çok konuştum herhalde. Gereksiz bilgilerden sonra oyunumuza dönebiliriz. Alan geldi arkadaşlar. Şöyle şuradan yapıştıralım, biraz gidelim. Alan dışı da kalabilirsiniz, sıkıntı yok. Sağlığınızı toplayın abi. 2-3 safe geçinceye kadar alan dışı da oynayın. Ama ben hani çok şey yapmamak için safe uçlarında bekleyeceğim. Ortalara gitmeyeceğim. Nereye gidebiliriz?
şu alana doğru bir gidelim. Pollyanna tarafı, büyük çoğunluklu evlerin olduğu tarafa gideceğim ya. Pollyanna'ya doğru gidelim. Orada bir sürü ev var, George Bull gibi. Orada biraz takılırız. Oradan birkaç seyit daha bekleyinceye kadar ortaya girmeyiz abi. Toros'un benzin azaldı ya. Şuradan ha, şu buggy var. Buggy'yi alalım. Buggy güzel ya. Ama tek sıkıntısı hani tekerinin bir tanesi gidince direkt dönüyor ya, olduğu yerde kalıyor. O çok sıkıntı mesela. Diyelim ki adam var, açık alanda gidiyorsunuz. Adamın bir spreyi geldi, tekerinize gittiniz yani. Aracı çok fazla cover da alamazsınız. Tamamen sıkıntı ya. Ama hani biraz da alçakta olduğu için güzel. Şu an safe'in ucundayım, uçlarındayım. Polyana'ya döneceğim ya. Safe attı. Polyana safe'te değil şu an. Uç tarafı safe olabilir. O tarafa doğru gideceğim. Bakayım. Aynen. Polyana'nın ucunda kalacağım. Bu beşli tokiler dolu olabilir. Onun için bu taraftan biraz uzak geçeceğim. Çünkü burada dam var mı yok bilmiyorum. Olabilir çünkü. Burada değildim, bilemiyorum yani. O yüzden şöyle uzak geçeceğim derken aynen. Tokiler doluymuş. Bak sıkıyor. Buraya geleceğim, bu uç tarafına. Umarım boştur. Şu büyük bina var ya, karakol, burayı alacağım. Sessiz olduk yok gibi. Evet arkadaşlar, şimdi son safe'e doğru geldik. Yattım sadece burada. Son safe'te ortadan bir yer alacağız. Oyun başından beri kenarlarda oynadım. Son safe'e doğru ortadan yer tutacağım. Şurası müsait gibi. Hangarın olduğu yer vardı ya. O far tarafında hangar, bir tane hangar var, birkaç tane dev var. Oraya gideceğim, işaretledim. Siz de bu şekilde oynayın ya. Hani Fatih'e kasan arkadaşlar, özellikle sona kalmak isteyen, puan az veriyor diyen arkadaşlar, bu şekilde alan sonuna doğru yatacaksınız abi. Alan sonuna kadar yatacaksınız. Olabildiğince ortaya gitmeyin. Bu bir farklı taktik. Başka bir taktikle de sürekli alan ortası yer tutarak da oynayabilirsiniz. Önceki maçlarımda da mevcut. Bunda sadece farklı bir taktik deneyeceğiz ya. O yüzden. Şimdi gideceğim abi oraya. Evet arkadaşlar, geldik konumumuza. Ses yok burada da ama burası lootlanmış. Baksana, balkondaki SKS'nin mermisi yok. Kapılar da açıktı zaten. Buralar temiz ya. Burada bekleyelim biraz. Şu 3x'i doğru çek. Şu karşı dolu ya. Fight halinde sanırım, iki kişi var orada. Bu maç win alır mıyız ki ya? Win alırsak güzel olur. Sıralamadaki bir kişi ban yemiş. 5. sıradaki sanırım. Sıralamam 7 idi. 6'ya düştü arkadaşlar. 6, 5'i zorlayacağım. Sonra 5 olursam, ya maç eşlemiyor. Maç eşlemede sıkıntı oluyor ya. Fatih Ligi'ndeyiz. Rankımız yüksek. Bizim tekli 2 tane yedi. Tekli BŞ'ndeki oyuncular Fatih'e çıkınca çok maç atmıyor yani, oynamayı bırakıyor Fatih'e kastıktan sonra. O yüzden Fatih Ligi'ndeki oyuncular maç bulmakta zorlanıyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sadece oyun başından beri hiçbir yere rush atmadan, şey yapmadan oynadık. Sadece bir tane bot vurdum ve şu an ilk 10, 11, 10'a girdik diye sayıyorum. İlk 10'a girdik. Ya ilk 10'a girmek bu kadar kolay yani. Siz hani diyorsunuz ya abi, son alana 20 kişi falan kalıyor diye. Oyuncu nasıl eriyor görüyorsunuz arkadaşlar. Oyun tarzımı anlayın. Bu şekilde oynamaya başlayın. Şu önümde bir tane adam vardı. Büyük ihtimal çıkacak ya buggy ile. Aynen. Aynen. Çıktı. Gitsin ya, buna sıkmayacağım. Çünkü buna sıkarsam bu adam beni alana sokmaz. Önceki videolarımda da söylemiştim. Bazen gördüğünüz adama sıkmamanız gerekiyor.
Biraz alan dışı kaldık. Koşacağız biraz. Bayağı küçük. Çünkü vuracak alan bayağı. Şu alana kadar bile bandaj sarabilirsiniz ya. Şu alanda da basacağınız buz tuketi, vuracağınız arabayla bir yere ilk ona girdiniz abi. Bu kadar basit. Şurada bir kit basacağım. Oyunun sonuna kaldık. Sanırım şu ortada bir kit daha basarım. Ondan sonrasını kapatıp alana girerim. İlk 7 kişi kaldı. Döndük kitimizi. Önüme buz şey atacağım, smoke. Şu tel dolu mu acaba? Buggy gelmiş buraya ama tel büyük ihtimal dolu. Şuraya atacağım hızlı bir şekilde. Canı basacağım. Allah, gittik gittik. Son anda ya. Son anda döndük. Bir kurşun daha gelseydi ölmüştük. Şurada kit basıyorum. Tepem var ya. Telif şu bina var ya. Elektrik teli. Tel midir nedir? Gözcü kulesi her neyse. Burada dam var üstümde. 6 kaldı. Kankam göster be. Aa, çok güzel oldu. Kile ihtiyacım vardı zaten. Son alana kadar hiç adama bulaşmadan yatacağız. Son alanda kil çekmeye bakacağız bu şekilde. İlk 5 kişi kaldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 10 saniye var. Şöyle etrafı bir kolaçan ediyorum. Hızlı bir şekilde. Buggy vardı şurada. Buggy'ye binip nereye gidebiliriz? Şu şey var. Şu evin ön tarafında bir tane kulübe vardı ya. Oraya vuracağım ya. Şu önümdeki kulübe umarım boştur. Ya sıkıyor. Karşı taraf dolu. Burası boşmuş, güzel. Buradan oynayacağız. Şimdi sağımdaki ev var arkadaşlar. Sesi duymuşsunuzdur. Ayak sesini verdi. Şu anlık safe'deyim. Safe kapanıncaya kadar bekleyeceğim. Bir sonraki safe'i nereye atacak onu bekleyeceğim sadece. Şu anlık konumum iyi. Şu yan taraftaki evdeki çok darlıyor beni ya. Adamın birini gördüm. Şu taşta arkadaşlar. Çıkmasını bekleyeceğim ya. Beni görmedi şu an. Başka bir yere odaklı şu an. Eve bakıyor büyük ihtimal. Aa, bunu da aldık. Güzel oldu. Ömer baba. Sonda kill çekeceğiz ya. Başka çaresi yok bunun. Şimdi 4 kişi kaldı. Bir tanesi solumdaki evde. Biri önümdeki evde. Biri benim. 3. Dördüncünün yerini bilmiyorum. Bomba geldi lan. İçeri girmedi bari. Şu arkamdaki evdeki attı büyük ihtimal. Ya şu karşı ev 2 kişi olabilir ya. Arkadaşlar safe'i atmadım ana. Safe değilim ya. Şu sağımdaki adam da safe değil. Onun da çıkması gerekiyor. Alan geliyor, çıkacak o. Şu adam bakmadan şu arkamdakini almam lazım. Geliyor. Aldık bunu, güzel oldu. Daha diğer adam da beni aldı. 2 kişi kaldı. Aa, o da öldü. O da öldü. Maç bitti. Maç bitti. 4 kill, 3.lik, 11 puan arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.